Salam, değerli müəllimlər və müdavimlər. Mən Namazov Akademiyanın müəllimi Gərək Əşurov. İnşallah sizlərlə bugün artıq qalma məsələləri tiplərinə baxacaq. Kimyada əksər müəllimlərin çətinlik çəkdiyi tiplərdir. Və əgər bu kimi videoları daha çox izləmək istəyirsinizsə, daha çox görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və dərslərimizə onlayn həmçinin əyəni boş olmaq üçün nömrələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə mövzumuzun izahını keçirək vaxtımızı batmadan. Deməli, ilk növbədə nə düşünmək lazımdır? Bu artıq qanun məsələlərində 3 əsas qızıl qaydamız var. Əgər biz bu qızıl qaydalara riayət eləsək, bundan sonra heç bir problemimiz qalmayacaq. İlk növbədə nə düşünməliyik yoldaşlar? Deməli, qayda 1. Sizə verilən bütün maddələri reaksiya daxil eləməyə məcbur deyilsiniz. Bu ilk qaydamızdır. Yəni, tutaq ki, bir sual verirlər sizə. Sualın içərisində nə bilim 10 qram kalsium var, 20 qram kükürt var. Bunların hamısı illa da reaksiyaya girməlidir deyə bir şey yoxdur ümumiyyətlə. Artıq qala bilər birindən, bir miqdarı girməyə bilər. Məsələn, birinci məktəbdə siz gedmişsiniz laboratoriyaya. Şkafı açırsınız. Şkafın içində nə bilim orada kalsium var, mis var, kükürt var, nə bilim, məsələn, başqa maddələr var. Bunların hamısını reaksiyaya daxil qutarmağa məcburuq mu? Yox, təbii ki, qabın içində qala bilər, düzdür mü? Dünya bir günü ki, qutarmayacaq ki, sabah istifadə edəcək, düşsün. Yəni, qısaca nə demək istəyirəm? Reaksiyada maddələri yazıqlarsa ki, kalsium 10 qramdır, imən o qutarmalıdır deyə bir şey yoxdur burada. Belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Və ikinci məsələ nədir? Hər bir yeməyin resepti olduğu kimi, yoldaşlar, eyni zamanda reaksiyalarda bir resept üzrə aparılır. Yəni, bu nə deməkdir? Baxın, məsələn, belə bir şey düşünək. Düşünək ki, yoldaşlar, məsələn, biz amoniyatın reaksiyasında nə tər yazırız? N2 plus məsələn. Deyək ki, əmsallaşdıra bax, kesir. Çaşıq düz alınır 2 mol NH3. Peki, bunu yazdım. Bunu biz gedib Amerikada da yazsaq, bu reaksiya belədir. Gedib ayrı bölgədə yazsaq, bu budur da. Düz o, bunun başqa variantı mümkün deyil. Ona görə, qısadası nə deməkdir? Məsələ odur ki, yəni, hər bir maddədə reaksiyalara girmə nisbətləri deyə bir şey var. Yəni, maddələr bir-birə nisbətdə sərf olurlar. İndi bununla bağlı, deməli, geniş-geniş baxaq. İlk növbədə bu iki qaydadan sonra dəyərli yoldaşlar, üçüncü qaydamız da nədir? Testi tərtib edənlər, yəni mələklər deyil. Bu nə deməkdir? Testdə çoxlu sayda hilələr olur. Yəni ki, belə məsələlərdə sizə əlavə məlumat verirlər ki, qoy siz saşasınız, bilməyəsiniz ki, hansı ilə getmək lazımdır, hansı ilə saxlamaq lazımdır. Bunlar ötürü nə düşünməliyik? İlk növbədə daha çox xanım müəllimlər üçün bu resept məsələsini ona görə istifadə edirəm ki, biraz daha rahat olsun sizlərə. Belə bir şey düşünək. Deməli, dəyərli yoldaşlar, burada təsəvvür edin ki, məsələn, bir keçid hazırlamaq istəyirsiniz, bir tort hazırlamaq istəyirsiniz və yaxud bunun üçün sizə deyək ki, yumurta lazımdır, məsələn, və plus şəkər tozu lazımdır, plus nə bilim, yağ lazımdır, nəsə un lazımdır və bunlardan siz nəticədə nə hazırlayacaqsınız? Deməli, hazırlayırsınız, məsələn, bir keçid hazırlayırsınız və ya bir tort hazırlayırsınız. Bunun bir resepti var, üzvü dəyərli yoldaşlar, bunun bir, deməli, resepti var. Düzüm dəyərli yoldaşlar, bunun bir resepti var. Və bunun bir resepti olduğu üçün avtomatik olaraq bunu yada saxlamaq lazımdır ki, biz bu reseptdən kənara çıxa bilmərik. Əgər yaxşı bir şey əldə eləmək istəyiriksə, yaxşı bir şey əldə eləmək istəyiriksə, bu reseptdən kənara çıxmaq olmaz, düzdür, yəni bu reseptlə getməliyəm. İndi tutaq ki, şkafı açırsınız, evinizdə məsələn bunlardan fərqli miqdarıdır. Dediyim kimi, bu sırf daha rahat başa düşəsiniz deyə bu formuna deyirəm ki, qaranlıq qalmasın sizə bu mövzu. Bax, məsələn, açdınız, məsələn, soyuzunuzu, 7 yumurta var məsələn orada və 100 qram yumurta tozu var, 1-2 qədə un var. Bizim sadəcə ədəbiyyatlarda, bizim kitablarda belə bir anlayış, limited reaction bir anlayış var. Yəni ki, işi tənzimləyən, yəni bu reaksiyada məsələn limitli olan deyə bir anlayış var, limitli olan. Bu nə deməkdir? Məsələn, əlinizdə 7 yumurta var, 100 qram yumurta tozu, 1-2 qədə un var. Baxıram ki, mən bundan 2 qədə alıyorum. Necə hazırlaya bilərəm mən bunu? Bir-bir baxıram ki, mən 1-2 qramdan, 100 qram keçəl gözündən nə qədər 3 dənə yumurta qatmalıyam. İndi 7 yumurta varsa sizə soyduğunuzda məcbur hamısını qırıb atmalısın mı onun içində? Təbii ki, yoxdur, deyilmi? Yəni, artıq qala bilər, bu günah deyil ki, artıq qalmalı. Qalsın kənarı alacaq ki. Deməli, bax, bunu siz hazırladınız. Bunun hazırlayanı dəyərli yoldaşlar. Nə düşünmək lazımdır? Bizi dəyək. Nə düşünmək lazımdır, dəyərli yoldaşlar? Burada deməli, bax sizin burada reaksiyada, deməli, 7 yumurtanız var idi. Bundan 3-ü avtomatik olaraq artıq qalacaq. Çünki, bax, burada mənim üçün. Əgər bir çözümüm varsa, mən ona uyğunlaşdırmalıyam özümü. 7 yumurta varsa, ona uyğunlaşdıra bilmirəm. Niyə uyğunlaşdıra bilmirəm mən bunu? Çünki,
Mesela 3 yumurta yani 1 kez onun lazımıysa, 6 yumurta artık mecbur 2 kez onun düşmeliyim, değil mi? Yani bir de bir nispet korumalıyım ben böyle. Çünkü bu reset korunmalıydı. Şimdi ben burada diğer 3 yumurta dedim. Şimdi ben mesela bunu 7 oldu satmadık olarak daha çok korum lazım. Şimdi bakıyorum ki buna uygun ben onun yoktu ama ona uygun yumurta bulabilirim. Yani aslında artık kalan meselelerden mantıklı bunun işte sadece. Ki yani orada limitli olanı, az olanı tapasız ki. Mesela 210 var burada, ben buna uygun iş kurmalıyım ki buna uygun yücelere bakmalıyım. O zaman de 73'ün istifade etsin ne olacak? Alacaksız alacağımız şey de doğru da mesela artık kaldı. Tutak şimdi başka bir meselede. Mesela 5 bundan var, 200 gram içer tozu var, yeni zamanda bir kez onun götürmüşüm mesela. Yine burada limitli olanı takıyor 3 nöbede. Bakalım ki limitli olarak 500 onu ben 200 töçmeliyim ama 200 götürmüşüm. O zaman bunun 100'ü girecek, 100'de artık kalacak. Yani burada mantık oluş yoldaşlar, siz limitli olanı tapasınız. Limitli olanı tapanda diğerleri ona özünü uygunlaştırır, geride kalanlar artık kenarda kalırlar yani. Şimdi bunu bilenden sonra da burada mesela kullanıyorlar bundan artık kaldı. Yani maddeleri artık saklayabilirsiniz. Burada bir problem yoktur. Sadece mesela dedi ki elsi yok aslında yani çatışmamak problemi değil. Artık kalmak problemi değil ki. Bak bunu indi, kesin indi yavaş yavaş etap etap kimyasız. Düşünün ki mesela 4 hidrojen atomu var ve 1 oksijen atomu var. 1 oksijen atomu neçe hidrojeni birleştirebilir özüne? H2O formunu belirli. 2 hidrojeni birleştirebilir. Şimdi burada 4 hidrojen atomu varsa demek ki büyük bir miktarın içinde büyük bir kısa bir fragmente bakıyor sadece kısa bir fragmente. Mesela burada bakarım ki 1 oksijene 4 hidrojen varsa illa da hamsını birleştirip H4O yazmalıyım ben burada. Tabii işte yok ne demek yani bu oksijen 2 hidrojenle birleşir H2O yarattın burada. Bu yerde kalan 2 hidrojen ne olacak? Yani biz onunla birleştirmeli değil mi? Bu da artık kalacak demeli. Yani bu sadece onun bir fragment içindir. Mesela yine de çok sadece hidrojenimiz var tabii ki. Oksijenimiz bir tane de. O sadece ikisini götürebilir özüyle. Yerde kalanlar olmadı, artık kalmadı mendige. Veya başka bir yüzüğü baksak, oksijen var diye ki çok sayıda bu defa oksijen var, hidrojenimiz azdı indi. Şimdi oksijen geldi, iki hidrojenden görüştü. Otomatik olarak burada ne olur? Bu hidrojen gitti, bu hidrojen gitti. Başka artık zor namına O2, ya benim O3 veya H2 bere formalar olmuş. Yani sefer eğer suyu almak istediyse, biz suyu almak istediyse eğer, o zaman otomatik olarak suyun reaksiyonunda görülür ki bir oksijen, iki hidrojen biz değil mi? Bu sebepten biz burada ne demeliyiz? Bir oksijen, iki hidrojen girdi. Yerde kalanları artık kalmalıdır. Artık bunların birleşmeyle hidrojen yoktur. Hidrojen artık çatmıyor bunların birleşmeyle. Şimdi burada mesele işleyene bakmalıyız. Bak mesele tiplerinden her türünden birinci basitinden başlayacak etap etap. Yavaş yavaş çatına doğru girecek. Şimdi ilk nömede burada ne düşünüyorum arkadaşlar? Bak hemşe, hem de böyle reaksiyonlar ve kızıl kaydılarımız zaten. Bak size verilen bütün maddeleri reaksiyaya dahil edemeye mecbur değilsiniz. Yani reaksiyada mesela yazıyor ki burada 15 gram sink var. 15 gram sink var. 6.4 gram da küçük var. Bu demek değil ki bunun hamısı ikisi de yani sert olup kutarmalıdır. Ve bir şey yapacaklar ki siz tenasüplerde bir maddenin miktarını bilende hamsını tenasüpleri tapabilirsiniz de düzdü mü? Ve ikinci mevzuları niye belirleyip demeli? Sizi çaştırmam için belirli. Bayağı başta demiştim, hep testi tertip edenler melek değil. Ne demeydi bu? Yani burada hileler var. Siz bu hileleri özünüz görmelisiniz ki mene eğer iki madde verilirse otomatik olarak bunlardan biri demeli ne olmalı? Artık kalmalı, kenarda kalmalı. Yani sıfat olmuyor. İstisna bazı hallarda da gerçekten elave mevlumat olsun sualda. Sualda elave mevlumat diye bir şey aslında olunur, olmamalı zaten. Demeli hamsını salıya tutarmaya mecbur değiliz. Bu bizim birinci kaydımız. İkinci neredeyse, her bir yemeğin resepti olduğu gibi her bir maddeni de almanın bir resepti var. Mesela dedik ki O2 plus 2 H2 alınır ne bileyim ne. Su veya O2 plus 3 H2 alınır amonyak. Yani burada biz ne tercih edersiniz hamsallaştırırız. Gidip başka yere görürüz ki O2 plus 5 H2 alınır amonyak. Böyle şey yoktu ki yani burada demeli reseptine kaydından kanunu işlemek. Ve üçüncü meselelerde az götürülerini tapırsınız ve hesap olanı onlara varırsınız. Yani böyle meselelerde hemşe azı göre işlemek şartıdır. Azı hardan bileceksiniz biz onun yazar. Birinci nöbede hemşe kayda bilir. Reaksiyonu arkadaşlar yazdırsınız. Reaksiyonu yazdınız. Yazandan sonra reaksiyonun altında hemşe mevlamatlar, verilen mevlamatlar bize. Yani maddelerin moller küçükleri. Mesela
Sinkin burada əmsalı 1'dir mi yoldaşlar? 1'dir, bəli. Deməli, avtomatik olaraq sinkin əmsalı 1 olduğu üçün 1 molu 65 gramdır. 65 gram yazıram altına. Kükürdün əmsalı 1 moldur. 1 mol olduğu üçün 32 gramdır. Əmsalı aşağısını yazıram 32 gram. Və sinkesi də 65 bu 32 bu cəmi eləyir 97 gram. Bunun da altına 97'sini yazırız. Tarih etdi, bu qədər. Bundan sonra nə verilibsə onları da üstünə yazırıq. Bax, nə verilibsə onları da üstünə yazırıq. Yəni, 15 gram sink var deyim. Əgər 15 gram sink var bilirsə mənə, yazıram sinkin üzərinə, deməli 15 gram olmuş. Şu neçə gramdır? 6-10 gram. Bunun üzərinə yazıram 6-10'da 4 gram. Yazdıq mı? İndi burada nə eləməliyik? Azı tapmalıyıq dedik, düzdür mü? Az bizim gözümüzə az görünən demək deyil. Yəni, bax, çox vaxt nə problemlə qarşılaşıram. Deyək, mən 6-10'da 15'ə azıda bu nə işgə keçsin? Bizim gözümüzə az görünən məsələsi deyil bu. Maddələrin öz nisbətlərinə baxmaq lazımdır burada. Yəni ki, 6-10'da 4'ü hər bir maddənin, bax, həmşə qaydalara belə eyni cür yazaq ki, hamımız məsələni qarışmasın bu beyninizdə. Həmşə maddələrin altına moleküllər kütlələrini yazırsınız da, üstünü də sualda verilən məlumatlar yazın. Sonra 6-10'da 4'ü bölürsünüz 32'yə. 6-10'da 4'ü 32'yə bölən yoldaşlar nə eləyir? Eləyir, harbəsi 0-12. İmtihanda qarşınızda kalkulator var, yəni tələtməyin, o yüzünüzü görməyin ki, mən mətəl böləcəm falan. Bunu bölən eləyir, 0-10'da 2. Və 15'i ve 65'e bölende %32'de 0'dan %23 falan böyle bir şey düşünüyorum mesela. 0'dan %23 mesela. Şimdi bakıram ki, bu nisbette önce bakıram ki, hansı daha büyüdü? Sink daha büyüdü, küçük ise daha az. Gördünüz mü? Bak buradan nisbetten çıkaralım. Bu 0'dan %23, bu ise 0'dan 2. Yani bu daha büyüdü. O zaman kaydamız nedir? Az götürülen tab ve hesaplamanı ona göre bu. Az götürülen tab ona göre bu. Şimdi ben burada az götürülen aradan da attım. Az götürülənim oldu, nisbətdən gördüm ki, bu. Az götürülən bulursa hesablamanı buna görə görməliyik. Başlayıq, durmaq hesablamanı. Deməli, artıq mənim gözümdə kükürt az olduğu üçün hesablama buna görə qurulmalıdır deyə avtomatik olaraq biz ne deməliyik, arkadaşlar? Sinki görməzdən gəlməliyik. Amma müvəqqətən daim yox. Sinki artıq görməzdən gəlməliyik. Niyə görə? Çünki sinki 15 gram olmalıdır. Bizim üçün yanlış bir məlumatdır. Yəni 15 gram olmağı nədəli? Reaksiya 15 gram girmiyor deməli bu. Az olan budursa, sink özünü buna uyğunlaşdırır. Bayaqki məsələ deyirik. Məsələn, unumuz bir şəsadır, yumurtanı ona uyğun qatdıq, düzdür. İndi kükürdümüz azdır, sinki ona uyğun qatmalıyıq ki, biz burada reaksiya tamamilə geçsin. İndi məsələn, tənacüb deyil bir şey var. 32-yə 65 gram reaksiya girir, 6-10'da 4 isə x gram reaksiya girir. Niyə sinki x koydum? Çünki sink az deyil, sink çox götürülür burada, 0-2, 0-2, 0-2. Sink çox olduğu üçün artıq onun beynində bir x ilə işarət edir. Onu görmürəm mübərkətdir. Bu tənasübdən çıxarırsınız ki, x bərabərdir. 6-14 vur 65 bölü 32. Vurursunuz, tez tapırsınız ki, buradan deməli, bir fərmələ 2 dəfə çox 10 dəfə çox 13. Deməli, bu deyilir yoldaşlar 13. Deməli, sinkimiz burada 13 gram reaksiyaya girir. İndi sinkim 13 gram reaksiyaya girir, okey. Bəs sinkim nə qədər idi? 15 gram idi. Sən demə 15 gram sinkin, 15 gram sinkin, 13 gram reaksiyaya girilmiş. Əgər 15 gramdan 13-ü reaksiyaya sərf olunursa, o zaman avtomatik olaraq bunun 2 gramı nə olmalı? Artıq qalmalı da bu qədər. Yəni, artıq qalma məsələsi sadəcə bu imiş. İndi burada sinkin artıq qalmalından başqa, başqa məqam yoxdur zaten, amma yerlə də, yəni burada 13 qramda sinkirdi reaksiya, 6-14 qramda kükürt girdi, tənasib etdiyəcə oqlardır, kükürtlər saxlanması qanunundan 19.4 qramda buradan sink S alınar. So. Deməli, arkadaşlar, bax görürsünüz, sadəcə deməli artıq qanun məsələləri bir dəmi qayda edirsiniz, durumunuz qayda. İndi biraz bu praktika mükəmməl yaradır. Bir iki dən praktika verir bir yerlə, amma məsələn, bunu tövsiyə edirəm ki, hal-hazırda videonu dondurun, yaxşıdır, saxlayın. Başlayın, tez işləyin, sonra bir yer işləyin. Deməli, 4 gram kalsiyum üzərinə kükür. Tez-tez, reaksiyonu yazdığınız gibi anlıyorsunuz, yazabıyorum. Aşağısında kalsiyum 40, kükür 20 gram. Düzdür mü? Tez, yani yazılır ki, kalsiyum 40, kükür 20 gram. Bunu tez, altına yazılır, kalsiyum aldırdık. 1 mol oldu mu? 40. 2 mol olsa 80 yazardım, düzdür mü? 1 mol yazdık da valla, yani əmsalı 1 düşür bunu. Kalsiyum 40, kükür 32, bu da cəmi 72 gram kalsiyum. Aşağısına emellerini yazdık mı? Yazdık. İndi keçirik ki, yoldaşlar. Qara keçirik. Üzərində işləməyə. Arada mən belə
sözel işlerinden bir türlü saymıyorum ama. Demek burada ne yazmalıyız? Kalsiyumun üzerine bak 4 gram götürmüşüm. Bundan 4 gram götürmüşüm. O zaman bunun üzerine 4 yazıram. Bunun üzerine yazmalıyım. Buna da 4 yazmalıyım. Ne verirse onu da yani özünüzden mutlu verebilir ki burada. Ne verirse onu yazdırır. Bunun üzerine sadece yani sihirbazlık gibi elave bir şeyle vereyim. Bak altına emirleri üstüne de ne verirlerse onu sadece yazdırır. Düz değil mi? Bunu yazandan sonra ne yapmak lazımdır? Başka kaydımız neydi? Demek ki reseptörü işlemek lazımdır. Ben maddelerin ikisini de reaksiyon dahil etmem mecbur değil de hamsın. Yani grup mesela ürünün isteyen kimi ben ürünün isteyen kalsiyum hesaplayacağım. 40'a 72, 4'e x yazım hesaplayacağım. Veya ürünün küçük isteyip 32'ye 72, 4'e x yazım hesaplayacağım. Bu olmaz da tabii ki. Ne yemek lazımdır? Az götürlerini takmalısınız. Ona uygun hesaplama yapmalısınız. Az götürlerini takmalısınız. Bu sualların özelliği. Az götürlerini harcatmazsam pers. Bak ne diyeyim? Üstüne alıp alıyor. 4 bölünsün 32. 4'e söylenler ne edebiliriz? 8'de 1. 8'de 1'e düzgün mü? O da niye 0'dan 1'e 125? Aslında nedir için böyle arkadaşlar? 4'e 3'e bölmek, 4'e 4'e bölmek. Kesimin altının iki mahrezi böğürdü, o daha kısımda demek gelir değil. Yani 4'e 4'e bölmek daha kısımda. Yani benim borcum hafı böyle bir şey çekeyim. Demek ki bu 4, bu da 4. Kesmeli bölüp cevapsan takmadan da çünkü burada biraz rahat olur. Yani 4 bölü 1, 4 bölü 32. Hangisi daha kişiyi de ben de desem, burada biraz da problem değil, kalkülatör olarak var kafamızda. Ama yani 4'ü 32'ye bölmek, 4'ü 40'a bölmek. Tabii ki bu 4 bölü 1 daha kişiyi de gelmek yani. Düzdür mü? Çünkü mahreti daha büyüktür, kendini böyle diye. Mesela diğer kişiyi hesaplarız. Tapdınız ki 4 bölü 1 daha kişiyi de gelmek. Demeli hesaplama bununla gitmeli, matematik olarak. Yani hesaplama kalsiyuma göre aparılmalıdır. O zaman kalsiyumu yazılma aparırsa otomatik olarak yenilmelisiniz. Küçüldü üzerine x koymalısınız. Çünkü küçült çok götürülür. Küçült çünkü çok götürülür. Bu analizi bulmak olmaz. Gatiyen olmaz. Niye olmaz diye bakalım. Demek burada 40 grama 32 gram girirse eğer 4 grama x gram girir yazılır. Burada dedik 4'ü de tatmakta arasında bir şey de ezberledik yargın ki. Burada da x beraber böyle işte ne edilir? Onu da kazanırız. 3 onda 2 edilir buradan demeli. 3 onda 2. Hesaplarız x beraber 4 kuralımız için böyle bir tenasül kuralımız en azı. X beraber dedi 3 onda 2. Demeli bizim bu küçüldüğümüz nitre gram reaksiyon edilecek. 3 onda 2 gram reaksiyon edilecek. Mesela ne kadar edin bu? 4 gram böyle küçüldü. 4 gramdan 3 onda 2'si reaksiyon edilende ne olmalı? 4 gram neydi? 3 onda 2'si serp olundu, reaksiyon girdi. O zaman bunun matematik olarak 0 onda 8'i artı kalır. Aydın da sade bir şey değil. Demek ki küçüldün. Niye açmışlar? Açık değer ki. Ürün istedi siz küçüldün dediniz. Şimdi ben de küçüldüm desem ben artık yakışır. Gelin küçüldüm hesaplayalım. Bak indi dediğimiz cümlelerle hesaplayalım. 4 gram küçük var dedi. 4 gram küçükten 3 onda 2'si reaksiyaya girdi ve 0 onda 8'i artı kaldı. Peki bunu yapmasak dedim. Bu kalsın bizim grafda. Kenarda bir mevzu yazıyor. İndi tutar ki ürün istedim ben küçüldüğümden hesapladım bu defa. Küçüldüğümden hesaplayalım da küçüldüğüm üzerine yazılan 4 gram. Kalsiyum üzerine benim x yazan kendim yok ya. Bak kalsiyum x yazan da burada. 32'ye 40'lısa 4'ü otomatik olarak düşürdüğümde ne sefer? 8 alır ise 5 düşür. X beraberdir buradan. 4 bölü 32 beraberdir 5. Şimdi bir tane ben grafiği vereyim. 4 gram küçükten 3 12 gramı girdi reaksiyaya. 0 ve 8'i artık kaldı. Bir problem var bu cümlede. 5 yumurtam var. 4'ünü işlettim. 1'i artık kaldı. Problem var bu cümlede. Hani yani bir şey olarak, mana olarak yani bir problem yoktu. Düz değil mi? O zaman yine gelin bu cümlede. 4 gram kalsiyum var idi. Küçüğüne göre hakkısa belirleyin. 5 gram kalsiyum girmeli reaksiyaya. Yani cümleye bakın. 4 gram kalsiyum var. 5 gram da reaksiyaya girmeli. 4 gram tam var 5'ini pişirmişler. Buna tabi olur size. Çünkü işte burada artık uygunsuzluk yaranır. O sebepten hemşe ne yapmalıyız? Az olanı tapıp işimizi başlamadan kurmalıyız ki. Çok olanı yediyse her şey karışacak. Çünkü bu kalsiyumun artık alan 1 gramı var burada. İstifadalısı burada mesela havalarında yalandan boyduğumuz 1 gramı vardı böyle diye. O her şey çok büyük. Mesela burada 4 gram kalsiyumlu dediğin hesaplamanın yolu budur. Ama belak gramda önce küçüldecek o gramda. Yani küçüldün artık kalan miktarı için
Onu da reaksiyon katmış oluruz. Biz ona göre kalsiyum da çok sıkıyoruz. Bu da çok sıkacak. Su al başta her sıkı olacak. O sebepten temelde gayelimiz nedir? Az olarak tapırsınız. Ona göre de hesaplamanızı eleyirsiniz. Bundan başka hiçbir şey yok. Yani. Gayelimler de standart. Önce onları defterinize yazıp götürürüz. Şimdi bir sinyal küçük mesela. Böyle bir reaksiyon dediklerinize. Burada ne yapayım ben? Yine de reaksiyon yazılır. Altından emirler. Ne dediğim için yoldaşlar. Bakın tavsiye diyebilirler. Sizce besmeyelim. Bu misinden kalıp 2 olsun olaydı. O zaman altına 128 yazıp yine de üstüne altına eğimli gayrede bölecektiniz yani. Yine de üstüne altına eğimli gayrede. Hem bir şey. Emsal olsa grup yazacaksınız yani altına. Burada bir değişik bir şey yok. İndir gene başlayalım. Bak yine bir gözlüğüyle sizi saklayırsınız. Videonun namınız inanırım size. Saklayıp da eğimli gayrede alınır. Nereden çağırın hocam da sucuk eğimli su alın. Üçüncüsü de yani. Burada alınmama ihtimali neredeyse yoktur. Bakta içeriz, dondurun ilişkin, sonra bir ilişkin. Demek ki aşağısına yazdım. Üstüne yazmalıyam ne? Bizim üstüne yazmalıyam. 12 nöbde 8. Ne verirse onu da özünde yazmalıyam. Çünkü 13 nöbde 8. Küçüğü de yazmalıyam 8. Bunu da yazdım. Nöbeti kaydan. Nöbeti kaydan. Verilen maddelerin hamısını reaksiye dahil etmeye mecbur değilim. Yani durup buna göre hesaplama veya buna göre hesaplama burada bilmeren, bilinçmenliği ne meleyen? Resepte göre yani nisbetlere göre az götürülen maddeni tapıp onunla işlemeliyem ben. Bilmeren bakın burada bazı da çiğ bir arz. Durup götürülenme ne istek siz ben az da onun çünkü istem. Nisbetlerine bakarız. Gözlüğü bakın veriyoruz da yerini çoğunluğu. İşlemleri de unutmak herhalde. 8 bölü 32, 13 ve 8 bölü 64. 8 bölü 32 yoldaşlar 4'te 1 yani 0,7 25 verir. 12 10'da 8 bölü 64 ise demeli 0 10'da 2 verir. Düzüm alıştı. 2 10'da verir. 0 10'da 2 verir. Demeli 0 10'da 2. Buraya kadar bir problemimiz vermiş. Demeli üstünün altına böldük. Yazdık 0 7 5 0 10'da 2. Şimdi bundan sonra görünür de artık çözümüze. Demeli 0 10'da 2 0 10'da 25 şansı daha küçüktü burada. Bu daha küçüktü. Eğer bu daha küçüktüyse automatik olarak ne inemeliyem? Ben de başka diye. Automatik olarak küçük olanla yani az götürülen tatlım kaldı onu hesap olmadı. Az götürülen misli. O zaman küçüldü beynimde 8 gramı koyalım bir gramı herhalde müvekkati. Küçüldün üzerine koyalım x. İşte koyduk küçüldün üzerine. Şimdi küçüldüm x gramı. Düzgün mü arkadaşlar? Küçüldüm x gramı. Şu takmalıyım şurada bu kadar. O 64'e 32, 13'e 8'e x. Ne diyelim? Demek arkadaşlar bunu tanasub yani bulursun. X beraberdi buradan. Bu bölü bu. Veya biraz şöyle sen. 2 defa sok 10 defa az. 6 10'a 4. Demeli 6 10'a 4. X'i buradan takmayalım. Takma. Şimdi burası biraz. Yani bunu böyle diyebilirsiniz ki. 64, 13'e 8. 2 defa çoğaltırsınız 128, bir virgül atırsınız. 2 defa çoğaltırsınız 64, bir virgül atırsınız 64. Biraz süratli olmanız, imtihanda bak kazanmanız için diyelim bunu. Demek arkadaşlar, biraz bu 6, 10'da 4 küçüldünüz. Küçüldüm ne kadar edilmeli? 8 gram diye küçüldüm. 6, 10'da 4'ü reaksiye girdi. Ve yerde 1.6'sı artık kaldı. Problem var mı? Bence yok. Demeli 6'ında 4'ü dakika yazdım ki reaksiyeye girdi. 1'ında 6'sı artık kaldı. Ne zaman her yerde çık kalmadı çık kalmaz da bundan sonra. İnşallah çık kalmaz. Anlarım sizden ki tesis bunun üzerine başlayacaksınız. Demeli 8 gram 6'ında 4, 1'ında 6'sı artık kaldı. Demek küçüldü göre dursaydı mı ertenliği? Ne olacaktı? Küçüldü göre dursam eğer automatik olarak ben 1'ında 6 artık kalanı da reaksiye dahilemiş sayıdan daha çok mis lazım olmalıydım ben. Bu da artık bayağı ki 4 yumurtam var 5'in sınırlı şu an mis lazımına getirdi çıkardık bizi. Bu da impossible olur değil mi? Automatik olarak yine ben iyi arkadaşlar. Burada bunu yazdık. Burada bunu yazdık. Her şeyi üstüne altına böldük. Azı taptık. Ben hesabıma önem vurdum. Kutarı gelebilirim. Şimdi burada kalsiyum besleyeceğimize lazımsa eğer arkadaşlar üzülürsem bir sınırı. Görsün temelde kimlerde böyle seyir var. Mis girip kalsiyum çıkarabilirim işte temelde. Demeli sadece aktif metalı almanın yeni bir soru oldu. Demek mis gelir, burada da mis alınır. Demek 13.8 gram mis, 6.4 gram şu girende zemi yerine kadar 18-19.2 gram mis es alınırmış.
olabilir. Bayraktan eşçi bilmiyorum ki Ömer'le burada kaybediyordu. Güven 19.10'da 2 gram olurmuş. Aydın de. Güzel. Bu da böyle. O zaman kaldığın nöbeti biraz bir etap çetinleşti. Bir etap çetinleşti arkadaşlar. Bir etap çetinleştirecek. Bir saniye. Çeşitli nöbeti meselemize. Nöbeti meselemizde de aslında hem burada kalsiyumu da eledik biz. Hem bunu çeşitli gidip bağlayacak başka bir mesela. Yine de arkadaşlar kapalı gabda en güçleri alüminyum ve oksijenin reaksiyasından 204 gram oksit alınmıştır. Gabda hansı maddeler tekrar artık kadar. Bir de problemlerden biri var da oluyor arkadaşlar. En güçlere götürülmüştür diye. Burada biraz problem yaşıyor nedense. Yine de en iyi şeyler de aslında. Sadece buradan anlamak lazımdı. Mesela burada diyor ki size 204 gram oksit almışam. Düzdü mü? 204 gram oksit almışam. Sonra bakıram ki 108 yani alüminyum 27'dir. 4 nolu 108. Oksijen O2 32. 3 nolu 96. Alüminyum çözü de 102. 2 nolu 204. Dönüm otuk burada. Çeşitli yengi yoldaşlar. Nöbeti meselemiz ne? Bakıram ki burada elə alüminyum oksidi 204 gram almışam. Hiç bize eziyet vermiyorlar sağ olsunlar. Eziyetli bir şey yok. Yani elə 204'lü zaten elə 204 gram almışam. Düzdü mü? Elə 204 gram alamazındı. Elə olduğu kimi elə hiçbir şey değişmiş zaten. 96, 180 tenasit kurmaya tez kalmadı. Sadece bunu bile yazdınız. Demek ki 204 gram alüminyum çözü 496 bundan lazım, 108 bundan lazım. Deyir ki indi kütleleri beraberleşti. Yani ikisi de başlangıcda eyni götürülsün. Bak ikisi de başlangıcda eyni götürülsün. Şimdi ben ikisi de başlangıcda eyni elmek istedim. Beter edeyim beraber. İkisine de eyni rakam koymalı ya. İkisine de eyni rakam koymalı ya. İkisine de mesela ya bundan ya bundan. İkisinin üzerine 96 koysam arkadaşlar. 96 gram koysam. Bu 96 gramdan 96'ı girecek. Tutacak. Bu 96 gramından 108'i girecek. Böyle şey olur. 96 gram maddeden 108 gramı reaksiyon ediyor. Çünkü görsün absürt sırada bayağı ki meseleler çıkıyor. Ona göre belir olanda, içinin üzerine bolu boluna koyursunuz. Yani içinin üzerine çoktan. Yani 96, 108 gram. İçinin üzerine vermek lazım arkadaşlar. 108, 108. İçinden de 108 gram girer. 108 gramdan 108 gram girir, tutarır. 108'den 96'sı girir. Yerine kadar artık kalır. 12 gramı 12 girer. Düzdür mü arkadaşlar? 12 gramı artı kaldır oksijenin. Bak mesela ben bunu biraz belirle. Bu 204 olmasın tabii ki. Bu olsun mesela 102 gram. Diğer ki buraya indir. 102 gram. Eğer burada 102 gram ise arkadaşlar, avtomatik olarak ne indirilir? 100 tenasül kurup 204'e 96 girilirse 102 gramı ne kadar girer? 2 defa 2 defa 48 gram bundan girer. Bəs bundan da bize tenasül kurup yine 204'e 150 ise 102'ye yani 2 defa 2 defa 32 defa alacak. Bu da 54 gram da bundan girer. Düzgün arkadaşlar. Şimdi tutar ki sual verelim. Sual değiştirir. Yine deyir ki eyni kütlelidirler. Eğer eyni kütlelidirler ne var yanında? 48 gram, 54 gram. Aslında daha çok küçük bir öğünün içine çıkmıyor. Başlatmasın da o yoldan demek istemiyorum. Biraz beyniniz karışmasın. Tam anlayak ki ikisinin de üstüne 48 koysam 48 yerleşir ama 48'de 54 yerleşmiyor. Düzdür mü arkadaşlar? Şunu dersin ki bazen niye ben 60-70 koymuyorum buna? Daha çok rakam koyup ikisi de girsin. Akı bunlardan biri kurtarmalıdır. Düzdür mü? En az biri serpini kurtarmalı ki reaksiyon tamamıyla geçmiş sayesinde. Ona göre bunun üzerinde ya 48 ya 54 yani bunlardan birini mantıken düşünün. Ama 48 koyanı bildiğimiz gibi böyle bundan koyan da olur. Çok vakti geçmen halimiz aza göre. Bak aza göre ise bana meselesi değil bu. Az ona göre ise bana değil. Yani burada giren maddeler yoktu. Giren maddeleri siz özünüz tapırsınız. Yani tenasüme tapırsınız ki bu 48 girin, bu 54 girin. Ve ikisi de beraberdirse, ikisine de beraber kütle vermelisiniz. İkisine de 54 verirsiniz ki o ikisi de yerleşti. Bu 54'ten 54'ü girdi tutardı. Bu 54'ten 48'i girdi. Ne oldu? Yerde de 6'sı indi artık kaldı mesela. Sual dediğim gibi değişmiş yani. Bana nezare edin. Bu da benim.
Yani ne verirse demeli, ne verirse. Otomatik olarak bu tür yollarla işleyebilirsiniz yoldaşlar. Unutmayın. Mesela bunu artık ele deyik. Demeli. Burada. Reaksiyonumuzu yazırız. Reaksiyonumuzun sonra nispete bakırız. Nispetimizde de yoldaşlar bize ne deyik? X 1 girəndə, 1 girib 3 girməlidir. Yəni, 1'in 3'ə nisbəti var burada, düz deməli. Otomatik olaraq burada nə düşünürük? Baha birinci sualında 100 litr həcmində 80% yerdən ibarətdir. Aha, deməli de başqa. Bax, belə suallarda 100 litrin 80% yerdən ibarətdirsə, gəlin birinci sualı hissə hissədə, sualı ümumiyyətlə qarma qarışıq girən şey deyil. Qarma qarışıq girən də aləm dəli bir günəl olunda hissə hissə sualı etap etap çözmək lazımdır. Etap etap. Yoxsa belə durumla belə ilkə bir başa baxıram. Yəni alım. Yəni baxıram ki, birinci növbədə 100 litr həcm var ümumi. Bu 100 litr həcmi mən biriniz nə deməliyəm? Bilməliyəm ki, kim kimdir bu 100 litrin içində, kimlə nə qədər var üstümə. Yavaş yavaş yəni, tələsən. 100 litrin 80% qədər ibarətdir. Otomatik olaraq 100 litrin 80% ilə demək 100 litrin 80%. 100'ün 80%. Yəni 80 litr o zaman əlimizdə nə var? 1 litr var. So, deməli 100 litrin 80 litr 1 litrsə yerdə olan nə olmalı? 20 litr. Bu da olmalıdır bizim x-imiz tutarıyıq. Problem var burada ki 100 litri ayrı tutulur qabağımıza. İndi bundan sonra yenə də nə etməliyəm? Aza görə hesablamalıyam. Düzdür mü? Yoldaşlar. Bax, indi burada da bundan 1 girəndə bundan 3 girir. Düşünə bilərsiniz, bəs mən litirdim. Mən burada normal şərait falan deməyib, bunun altına 23-24 falan yazmayayım. Bu səbəbdə suallardır, yəni. Eyni şəraitdir, zaten bu da 20 litirdir, bu da səsət verir. Reaksiya eyni şəraitdə aparılır, düzdür mü? Təlbət ki, mol nisbətləri, molekulların say nisbətləri, eyni zamanda həcm nisbətləri, bunlar yəni zaten elə əmsalların nisbətinə uyğun gəlir düşünür. Ona görə birin üçə nisbətindədirsə, elə bunu əyalda yəni 23 ədək falan əziyyət çəkmədən də, məşi olsa belə yəni fərq yoxdur. Olsa olmasa da yəni birin üçə nisbətindədirsə, litrlər də eyni zamanda nisbətdə olmalıdır. Litrlər də eyni zamanda nisbətdə olmalıdır. Deməli yoldaşlar, indi burada yəni nə demək istəyirəm? Birin üçə nisbət var burada. O zaman burada gəlin istəyirsiniz. Bayaq edeyim, üstünü yazıb altına bölmək qaydası edirsiniz. Gəlin, bax, belə edək, məsələn. Tutaq ki, ürəyiniz də məsələn 20 qoyduqlar. Baxın, 20 qoyanda məntiqlə bir düşünmək də lazımdır ki, 1-ə 3 girdi. Bunun 20-sinə nə qədər girməlidir bundan? 1-ə 3, 20-yə 60 litr girməlidir bundan. Deməli, mənim 60 litr, ilgili kim reaksiyaya daxil ola bilər. Düzdürmü? 60 litr ilgili. İndi baxıram ki, mənim ilgili nə qədərdir? 80 litr. 80 litrdən 60-ı reaksiya daxil olubsa, nə olacaq o zaman? 80-dən 60-ı girdi reaksiya, 20-si deməli artıq qaldı. Söv, bu qədər şey görürsünüz. Deməli, Y-ki 60-dir. Yəni, bunu biz belə də edirlərik də, yoldaşlar. Baxın, burada, yəni, bana dediğim qayda sadəcə, yazanda da zaten görünür ki, artıq qalma, əlsin olmalı problemi başlar. Məsələn, burada 80 yazdınız, bu da 20 litrdir. Buna 1, buna da 3. Bölü 80 bölü 20 bölü 1. Bu daha böyle değil, bu daha hissiyeli, değil mi? Deməli hesaplama buna göre bir olmalıdır, yani görürsünüz. Ama tutaq ki, ürəyin istedi, ilgiyi göre hesaplamak istedi. 3 yazdı, bura 1 yazdı, bura bu nisbət, bundan 80 litirdir. 3'ə 1 lazımdırsa, 80'ə 80 bölü 1 bölü 3 ne kadar edilir? 80'ə 1 bölü 3 bölü 1 bölü 3 edilir. Deməli 26 falan deyəsən. 26 deyək. 26 litredir. 80 litredir. Birlikə nisbətə görə 26 litr x lazımdır. Sizin 26 litr x-iniz var ya sildim. 100 litri böldük gördük ki 100 litri böldük gördük ki 80'i y-dir, 20'si x-dir. Mənim 26 litr x-im yoxdur. Axı 80 litrə görə hesablamaq quranda x 26 lazımdır. Çoxa görə hesablamaq başqa nə problem deməli. Bunu görə dərk edirik. Deməli, bu birin üçə nisbətində üstünə altına böldüyü az tapdıq ki, x-dir, x-ə 20 qoyduq. Birin üçə nisbəti 20-nin 60-a və deməli 60 litr y lazımdır bizə. Y-imiz də 80 litr idi, 60 litr lazımdır, gələcək reaksiya 20-nin 60-a nisbəti qoyduq və yerdə qalır 20 litr bunun artıq. So.
Yeri evet evet y artık kalar değil. Doku değil değil. Bak bu de diyor karar yaparsın aslında. Nerede sağ tarafın verilerse sakın olmaz da yani 20 litre y artık kalar. Bu düzgün ifade değil. 20 litre x reaksi dahil olan x 20 litre reaksi dahil olan düzdü. Bak 20 litre y reaksiye dahil olur. 20 litre y reaksi dahil olur. Ahi 20 litre y artık kaldı. Y 60 litre reaksi dahil olur. Gözümüzün önünde bir çabı yöne sattık. Bu da böyle. Geldiğinde nöbet mesela en yükseklere götürülmüş CO'lar biraz etap etap bir yere sakinleştirerek görün bundan çıkılacak. Dediğim için bakın eğer öğrenmek istiyse samimi gelden yani ince burada izleyirsinizse öğrenme isteyenler size alın. O sebepten gönlümü saklayın. Bir meş geleyim göre yeter mi alınır mı da yani ezi çekici bana görün alınır mı? Mesela bir ilerleyiş görürüm de ortada. Sonra başlayayım artık nöbeti etapta bir yere işlemeye. Ama almazsam inanırım size. Demeli en yüksekte söylemiş. Reaksiyonunuzu üç nöbete reaksiyonunuzu yazın. Reaksiyonu yazandan sonra arkadaşlar aşağısında hem de kaydada 2 mol CO var. 2 mol CO varsa aşağısında arkadaşlar ne yazmalıyız? 2 mol CO varsa 28, 2 mol 56 gram. Oksijen, elə 1 mol reaksiya da 32 yazabilirim. Bu da 44'dür, 2 mol 88. Bu ile bağlı bu məlumat elə bir yoxdur, ama nesi yazalım. Deməli, bunu belə yazdım. 56-32 bu reaksiya maddelerin miqdarlarını, yəni kütlələrini yazdım. İndi deyim ki, eyni kütlələri götürülmüş. Eyni kütlələri götürülmüş CO ve oksijen qazları reaksiya girdikdə qazlardan birinin 12 gramı artıq kalır. Bak burada bir metin olmadı işte bunlar aslında. En sade yollardan biri nedir burada? En sade yollardan biri nedir? 56 bu 32 bu girir. Beraber kütle diyen de, gelin biz bu reaksiyonun özü için, reaksiyonun özü için, beraber kütle diyen de, görün ne kadar madde artık kalır, düz değil mi? Gelin toplayalım. 56 bundan 32 bundan düz değil mi? İkisini de, üstüne yazın, bak biraz rahat olsun sizler, böyle bir şey. İkisini de beraber götürürsün dedik. Sualın işi beraber götürürsün, bari. Yani bu miqdarları üçün hələ ki bərabər ötürən olur 56 bundan 32 bundan isəcə hər ikisini bilirik 32 qoymuruq ikisinin üstünə 56 qoymuruq 56 56-dan 56 girdi qutardı 56-dan 32-si girəndə nə olur? Yerdə deməli yoldaşlar 24 qram oksijen artıq qalır. Deməli 24 qram oksijen indi bizim burada artığımız var, düzdür mü? 24 gram oksijen artık kalıbsa bu sualda, ama bizde sualın özünde 12 gram artık kalır diye. Zaten bu sualda eğer oksijen artık kalırsa, fərqi yoktur, hansı nisbeti götürsələr, həmişə oksijen artık kalmalı. Demek ki, indi bura bakırız ki, yer bize 12 grama artık kalsın. Görürüm ki, burada 24 gram oksijen artık kalır. Demek ki, bu miqdarlar 2 dəfə daha az götürülür. Yani 24 yox, 2 dəfə daha az. 12 gram artık kalmalı için her birini 2 defa daha az götürmeliyim. 2 defa daha az. Yani bu sebepten artık biz bunları 56-32 yok. Yani bunu 56 götürende, bunu da 32 götürende bizim ne kadarımız artık kaldı? 24 gramımız. Ama 12 gram artık kalmalı istedik. Ona göre bunu atmak olarak 28, bunu da 16 götürdük. Yani 2 defa az artık kalır diye. Bundan sonra artık demeli böyle çıkıyor ki buradan 28 gram. Bundan götürmüşük və dedik ki 16 gram da bundan götürmüşük. Bu zaman hər ikisinin üzerine yazanda 28 buna, 28 buna yazanda 28 gramdan deməli 28-i geri qutardı. 28-indən 16-sı girəndə yerdə 12 gram artıq qalır. O artıq qalan artıq bu sualda həmişə onu toksikləri olmalıdır. Artıq qalan dəm qazıdır. Getdi. 1 mol CO2 əmələ gəlir. İndi baxaq burada 56 gram, yəni 2 mol CO reaksiya girəndə 2 mol karbon qazı əmələ gəlirdi və 28 gram əgər bundan girirsə, yəni 2 dəfə az, bu zaman nə qədər yaranır? 1 mol yaranır, 56-ya 2 yaranırsa, 28-də də x, yəni 1 yaranır. 1 mol CO2 əmələ gəlir, oksigen başlanğıc kütləsi 28-dir. İkisi də başlanğıcda eyni götürüldüyü üçün, məsələn bu 28, bu da 28 götürülmüşdür. İkisi də eynidir deyə, oksigen də 28-dir, elə dəm qazı versələr, o da 28 olur. Bu da bizim növbəti çətin sualımız. İndi gələk biraz da bunu bir dəfə çətinləşdirək. Məsələn, burada tutaq ki, B
Belli bize miqdarlar. İlk öncə qaydalarını deyil, reaksiyonu yazırıq və maddələrdən nə var nə yox, hamısını reaksiya daxil etməyə məcbur deyilik, düzdür mü? İlk növbədə azı tapmalıyıq. Və hər bir, dedik ki, nətəlik, yeməyin resepti olduğu kimi bir maddəni almağın da bir resepti var. Yəni, SO2-ni almaq bizdə də belədir. Harada geçsək, bu reaksiya budur yəni. Bunun dəyişən bir variantı yoxdur ki, reaksiyonu yazırsınız, nisbətlərə baxırsınız. Məsələn, 2 mol SO2-yə 1 mol oksigen girə bilər. Bunun o tərəfi, bu tərəfi yoxdur ki, yəni 2 mol SO2-yə 1 mol oksigen girməlidir mütləq. Düzdür mü? Bu reaksiya üçün. İndi burada gəlirəm ki, reaksiya baxıram ki, bir-bir mənə variantlar verirdilər. Baxın, bir-bir mənə variantlar verir. Deyir ki, SO2, birinci variantı gəlir, yoxdur xərəcə. Bu birinci variantda A 2 olduğu zaman, B 6 olduğu zaman, artıq qalan maddə Z oksigen olacaq 5 mol olacaq. Yəni yoxdur. Deməli, yoldaşlar, burada A-ya 2 verdiyim zaman, SO2-yə deyir 2. Gördük ki, SO2 2 olan zaman oksigen nə qədər girməlidir? 1 girməlidir, düzdür mü? SO2 2 olduğu zaman oksigen 1 girməlidir dedik. Nisbət burada qorunmalıdır da. Bunu 1 girdi və yazdı. Düzdür mü? İndi oksigen nə qədər idi? 6 idi. 6 götürülübsə, bunun 1-i girirsə əgər, yerdə deməli 5 molu artıq qalmalıdır. Düzdür mü? Yəni burada artıq heç hesablar etməz var. Tutaq ki, yenə deyirəm, baxın, siz tutaq ki, səhv hesab etmişsiniz. Yəni 1 buna, 2 buna, 6-nı qoydunuz buna məsələn. Oksijenə görə saxlayırsınız tutaq ki. O zaman 1-ə 2 isə 6-ya 12 lazımdır. Hanı bəs 12 var burada SO2-dən? Yoxda ki 12, SO2 cəmi yazıq 2-dir. İkisindən 12-dən də reaksiya girsin ki burada. Düzdür mü? Deməli, yoldaşlar, burada diqqət oluruq belə məsələlərdə, yəni 2-nin 1-ə nisbətində girir. O zaman istəyirsiniz 2-ni bunun üzərinə yazın, 6-nı bunun üzərinə yazın, bölün nisbətləri, baxın görüm hansı azdır. Amma etdiq burada, burada şübhə sadə formada olur bir hissəsi. 2 bundan olanda, bundan elə 1 olmalıdır zaten. 6 mı oldu, 1-i girirsə 5 artıq qalır. O zaman oksijen artıq qalır, 6 qısa, bələqlər artıq qalır, 5 artıq qalır. Buna amin deyək. Kesin ikinciyə. İkinci isə də oksigen deyir ki, bunu silək, birincinin filosunu unutmayaq. Deməli, oksigen deyir 3-dür, dadası SO2 3-dür, bu isə 5-dir. İndi burada bu 2 olan da bundan yenə 1 olur. Bu 3-dür məsələn, bu 5-dir daxil. Bölündür, 3 böl 2, 5 böl 1. Hansı daha çıxdır? Təbii ki, 3 böl 2 daha çıxdır, düzdür mü? O zaman hesablanı SO2 görür. Yəni 2-yə 1-dirsə, bunun o zaman 3 moluna nə qədər lazım arkadaşlar? 2-yə 1, 3-ə x bərabərdir 3 bölü 1 bölü 2, yəni 1 tam 10-da 5 edir, elə mi? 1 tam 10-da 5. Deməli, oksigen bizə nə qədər lazımdır? 1 10-da 5. Əgər oksigeni 1000 də götürsə də 1 10-da 5 edir reaksiyaya, 1000 də götürsə də onun sadədə 1 10-da 5 edir. Çünki bu yazıq SO2-nin 3 moluna cəmi 1 10-da 5 edir reaksiyaya. Çünki 2-nin 1-ə nisbəti var burada. Siz artıq oksigeni nə qədər götürməyinizin bir önəmi yoxdur. Bunun 1 10-da 5-i girə bilər, başqa da girə bilməz. Oksigen nə qədərdir? 5 oksigen. 5 varsa, 1 10-da 5-i sərf olunursa, yerdə deməli bunun 3 10-da 5-i artıq qalmalıdır. Oksigen artıq qalır, 3 10-da 5-i artıq qalır. Bu da düz olmuş olur o zaman. Keçir indi yoldaşlar. Bir də bax düz olur da desəm, unutdum. 1-lə 2-lə desəm düz olur. Hələ ki, deməli, üçüncü məsələmiz nədir? 6, 4, deməli, buna 2-nin 1-ə nisbəti və bu 6-dır, bu isə 4-dür. 6-nın 2-yə, 4-ün 1-ə, nə düşür buna? 3, buna 4 düşür. Kimdə az ötürülən yenə? 6 bölü 2, 4 bölü 1. Az ötürülən yenə də bu olmuş olur. O zaman SO2-yə rəzumdan dururuz. 2-yə 1 girirdisə, mən sildim bir də, bunun 6-sına nə qədər lazımdır? Nə qədər lazımdır arkadaşlar? 3 lazımdır. 2 yazsa, çarpmaqla bölürük. 3 mol deməli oksigen lazımdır. Bax, fikir verirsiniz, biz alandan sonra yoxlayanda məntiqinizə sıxışır da, yəni bu ki, tutaq ki, 6-ya 3 lazımdır. Oksigen nə qədərdir? 4 götürülür. 4 götürülübsə, 4-dən 3-ü girib, 1-i artıq qalmalı. Problem deyil ki, yəni bunu məntiqimiz qəbul edir də 4 moldan 3-ü girsin, 1-i artıq qalsın. Bunu məntiqimiz qəbul edir, o zaman deməli, nə olmalıdır? Oksigenin 1 molu artıq qalır. Yəni burada SO2 verilib, o zaman bunu səhv edirmiş bizə. Yəni oksigenin 1 molu artıq qalır. Bəni nə deyirəm? Əgər yanlış keçsəydik, biz tapdıq ki, SO2-də az götürülən. Əgər yanlış keçsəydik, yəni ki,
oksijene göre hesaplasaydınız 1'e 2 girir dedi 10 defa artık bunu. Ve oksijen tutarcı 400'e bunun 4'üne de lazımdı. Tapsal bir ekspor 800 lazım. Anladın mı 800? Aha SO2 6 mı oluyor bu cemi? 800'e de geçti bu reaksiyeye. Yani ama dostum biz SO2 ile hesapladık gördük ki 4'ünden 3'ü girdi bir artık kaldı. Ama oksijene göre hesaplayanda hocam ne olur? Gelir hocam artık madde tamamıyla farklı bir mantıka, alt mantıkımıza sığmaz bir vezde geldi gitti artık. O sebepten hemşe azıb takırsınız ve ona göre hesaplayırsınız arkadaşlar. Yani bayağıdan dediğimiz sadece sade bir kayda var. Tekrar böyle başlıyor. Demek size verilen bütün maddeleri reaksiye dahil edemeyen mecbur değilsiniz. Suallarda yani eğer iki maddenin miktarı verilmişse mesela bundan 5'ti, bundan 3'tü. Ben muhtemelen mesela bu 2 diyende yani diyen ki 128'dir gramı. Bunun da olsun 64, 128'i 2 mola ile. Tutak ki bu da 32'di, ne bileyim bu nerede 80, 167 demeli yazdınız bunu. Tenazutta ben size bu versiyem ki bu 40 gramdı. X grubunu tutabilirsiniz. Y grubu tenazut grubunu tutabilirsiniz. Düzdür mü? Tenazutların her biri. Yaşı eğer bir tane maddeyle her bir maddeni tenazut grubu tapmak olursa ikinci maddenin miqdarını vermek neye lazımdır ki? Deməli, hiləden ötürü, problemden ötürü, yəni çaşdırmaqdan ötürü lazımdır sizi. Ona görə iki maddənin də miqdarı verilirsə, iki maddənin də molu verilirsə, ehtiyac yoxdur ki, buna mən bir maddəyə tənasüb tuta bilərəm. Onsuz ki, iki maddə verilirsə, onlardan biri deməli artıq qalmalıdır. Və siz o artıqlarını tapmalısınız ki, hesabı ona görə qurmayasınız. Az olana görə qurasınız, arkadaşlar. Bu inanda zannınız qalır. Yəni, az gözlərini tapırsınız və bu inanda işləyirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bu problemin öhdəsindən birlikdə gələrik. Hər birinizə inanıram. Çoxlu, çoxlu məşq edin. Yaxşı arkadaşlar. Və videonun davamını izləmək üçün, davamını izləmək üçün yox. Yəni bu tərz videoların davamlı olmasını izləmək üçün abunə ola bilərsiniz. İnşallah yenə də bacardığımız qədər sizlərə dəstək olacağıq. Teşekkür ederim hər birinizə, minnətdarım.